Doğru. Eskiden benim şimdi madene gidip gelirken vallahi cizmeye gidip geliydim abi. Bura kadar karın içinde böyle yarıp gidiyorduk karı. Burada arabaya biniyiz. Soma'ya madene gidiyorduk. Soma'da. Orada o hani ya milletin öldüğü yer var ya. Değil mi? Orada oraya ben o zaman yani orada çalışıyordum ben. Yalnız devlet şirket değildi. Anlayacaksan. Böyle sadece şimdi o böyle bildirmeyeler, bu halk bilmiyor onu ya. Halk bilmiyor ya. Evet. Şimdi şöyle hemşerim ben seni anlatayım kısaca. Buranın içerisinde trafo var. Tamam mı? Madenin mi? Madenin. Evet. Şimdi bu ceryanı var ya, o trafa o şeye kadar düşürüyor. Yani diyelim ki 300 voltluk, 380 voltluk ceryanla çalışıyor o makineler. Ona trafaya yüksek ceryan geliyor. O trafa ceryanı düşürüyor. Tamam mı? Dağıtıyor. Ya bunun yanında bant gidiyor. Bandın yanında ceryan kaplaları çoktur. Oradan şey oluyor. Bu sefer bizim duyuşma nazarı görmedim ben şimdi ya. Şimdi basıyı daha sadece bu trafanın üstüne. Bu trafanın üstüne basınca emniyetçi diyor ki bu demir direğe şey at. Sıkım eyle. Baskı yapabileyim bu trafanın üstüne. Buna diremi de at. Buraya lokumla o kapsülü bağladın da buradan diyelim senin araba kadar gidilmez de. Yani gidildi kabul et. Buradan oraya kadar bir tel çekersin. İki tanedir o tel. Yani ince. Dinamit için mi? Tabi canım. Şu kalınlıkla dur. İşte şöyle şu kalınlıkla dur. İki tane tel. Şimdi birinin ağzını mayatadan şey yaparsın. Çıkarırsın. Birini de takılı bırakırsın. Onu patlatamaz. Gelirsin bunu takarsın. Mayatayı bir çevirirsin böyle. Çevirdin mi bir gümler. Gümleyince bu sefer bu ne varsa burada keser kaydırır o. Lokunla şey yani. Sen söyle ismini. Kapsül. Öyle dediler. Efendim oradan yangın çıkmış dediler. Efendim havayı ters çevirmişler. Milleti çıkarmamışlar. Bir şeyler olmuş. Ne oldu? Ben bilmem. Yani adamlar kırıldı. Evet. 301 madenci. Yani 301 madenci öldü sadece. Yalnız o 301 madenci ya. Yerisi. Gel. Ben bir şey diyeyim mi sana? Evet. Karagaz. Geksin. Gel. 301 madenci ya sadece. Madenciler var ya, her sene hayır yapması lazım. Evet. Ya 7 gün, bir gün hafta tadiliydi, şimdi hafta tadili 2 gün. 6 güne düşürdüler, 6 saate düşürdüler işi. 6 saatten de 8 saat çalışsın dedi, 2 gün izin verdi. Yani hafta tadili, Almanya gibi. Onun için, şimdi sadece yani durum öyle. O zavallılar öldü gitti. Şimdi geride kalan madenciler onun sırtına ekmek yiyip 5-6 milyon lira da maaş alıyor. Bu maaşı mümkün yok alamazlardı da. Biz madende çalıştık hemşerim bak ben emekli olduğumda 950 bin lira paralıydım. 1 milyon yani o zaman milyon vardı. Yani biz böyle aç çalıştık o madende bize zam vermediler. Bize zam vermediler yani. Aç çalıştık madende. Karılar bizim vallahi sefer taslarına diye oradan dükkandan bir şey alıp da sefer tasına koyacak para yetmiyordu. İşin gerçeğini konuşalım. Ben 25 sene 1 ay 15 gün çalıştım madende. Ya yeter garip çekme garip ya.